Geleceğin duvar çözümü. Doğal olarak. Adım Feridun Savcı, mimarım. Özvet İnşaat'ın şantiye şefi olarak görev yapmaktayım. Özvet İnşaat, Gazi Emir'de yaklaşık 10 yıldır konut binaları yapmakta. Ve sektörde her zaman öncü olmuş bir firma. Farklı bir duvar malzemesi, örgü malzemesi arayışı içindeydik. Bu arada yapı malzemesi satıcısı arkadaşımız bize bir malzeme önerdi. Alışık olduğumuz briket formunda fakat Pomza'dan örülmüş hafif ve nitelikli duvar bloklarını gösterdiği zaman biz bu malzemeleri kullanalım dedik. Bunlar içinden ihtiyacımıza uygun malzemeleri seçtik, kullanmaktayız. Şantiyemizde Pons bloğun 9'luk, 14'lük ve 19'luk duvar örme bloklarını, artı levhalarını, artı fix 5 yapıştırma tutkalını kullanmaktayım. Pons blokla duvar oluşturduğunuz zaman binanızın üzerindeki deprem yüklerini ciddi şekilde alıyorsunuz. Ben projelendirme aşamasında Pons bloğu hesaba katsaydım, ki bundan sonraki projelerimde kesinlikle ve kesinlikle bunu katacağım, çok daha uygun değerlere kavuşacağım farkındayım. Bizim daha önce hedeflediğimiz proje üzerinde yer alan 25 santim kalınlığındaki duvar malzememiz yerine ben Ponza blok kullanarak 20 santim hatta 19 santim kalınlığında bloklarla aynı duvarı oluşturabildim. Malzemenin boyutsal standartları çok uygun. Şantiyemizde de görebilirsiniz yaptığımız uygulamalarda. Çok mükemmel, neredeyse sıfır hatayla diyebileceğimiz imalatlar ve duvarlar oluşturduk. Bunun üzerinde tabii ki çok ince sıva uygulamalarıyla artık bitirebileceğim nitelikte bir duvar oluşturmama yardımcı oldu. Özellikle burada yapmakta olduğumuz binada araçları binanın çatı katına çıkaran bir asansör kuyumuz var, kulemiz var. Bizi en çok tedirgin eden şey burada çalışacak olan asansörden oluşan gürültüydü. Bizim düşündüğümüz bir takım ilave ekstra ses yalıtımlarına gerek duymadan sadece Pomza bloğu kullanarak bu izolasyonu sağlayabileceğimizi gördük ve bundan da ayrıca çok memnunuz. Herhangi bir yangın sonucunda ulaşılabilecek bir deformasyon sonucunda malzemenin binayla bir ömrünün olduğunu bilmek bizi çok rahatlattı ve tercihimiz de etkin oldu. Projelendirme aşamasında binamızda izo tuğla kullanılması öngörülmüştü. Biz binayı izotuğlayla yapsaydık, arkasından bir de mantolama yaparak binamızın izolasyonunu sağlayacaktık. Pons blok kullandığımız zaman gördük ki biz mineral esaslı bir levhayla binanızı kapladığınız zaman da siz duvarlarda elde ettiğiniz ısı yalıtım değerinin benzerini kolon kiriş yüzeylerinde de elde edebiliyorsunuz. Proje üretilirken projeci gruplar burada izotuğla kullanmamızı düşünmüşler ve buna göre projelendirmişlerdi. Biz projeyi yapmaya başladığımız zaman ki ben şantiyeci olarak projeyi elime aldığımda izo tuğla yerine İzmir şartlarında gaz beton kullanmayı düşündüm. Ama bu ancak işte sizin malzemenizi ya daha doğrusu Pomza'yı tanıyıncaya kadar oldu. Diğer projede yer alan malzemeler yerine bununla ilgili ısı yalıtım, ses yalıtım değerlerini sınamaları ve projemizi bu şekilde tadil etmeleri için önce yapı denetim firmamıza, arkasından da belediyeye müracaat ettik. Ne benim yapı denetim firmam, ne belediye, ne de benim makine mühendisi, proje mühendisi arkadaşım malzemenizi tanımıyordu. Spekleri aldık ve kendisine ilettik. Yapılan çalışma sonucunda ancak malzemeyi anladılar, gördüler, tanıdılar ve bizim de ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladılar. Biz bu malzemenin tadilatlarını da yaptık, projemizin üzerine işlettik. Bundan sonra 25 santimlik izo tuğla yerine Pomza blok 19 santimlik blokları kullanarak bu projeyi yapmaya karar verdik ve onaylattık. Malzemeler paletli olarak geliyor şantiyeme. İndirirken bir forklift vasıtasıyla indiriyorum. Bunun dışında malzemenin özde şantiye içi nakliyesinde çok memnunuz. Malzeme çok hafif bir malzeme. Ben bunu katlar arasındaki yatay düşey taşımalarda diğer alternatif malzemelere nazaran çok daha az zahmetli olarak taşıyabiliyorum. Malzeme istif sepetlerime vincimin kapasitesine oranla daha fazla miktarda malzeme yığarak daha az zamanda taşıyabiliyorum ve bu konuda da çok çok memnunum. Yeni bir malzemeyi kullanmaya başladığınız zaman mutlaka bir takım dirençlerle karşılaşıyorsunuz. Hem dış etkiler hem de uygulayıcı olarak sizin kendi ekibiniz içindeki bazı iç dirençler çok önemli. Ben şanslı birisiyim. Seçtiğim ekibim de ekip başımda benimle aynı frekansta ve bu malzemenin faydalarına inanan birisiydi. Alaylı tarzdaki çalışan ustalar malzemeyi eski bildikleri malzemeyle kıyaslayarak örme kolaylıklarını ya da kendi alışkanlıklarıyla uyumlarına bakarak değerlendiriyorlar. Malzemenin size ne sağlayacağını,
nasıl daha kaliteli duvarlar yapacakları konusunda fikir yürütmekten uzaklar. Bonza Bloğ'un bana aktardığı örme malzemeleri ve teknikleriyle beraber çok kısa sürede bir adaptasyon sağladım. Ponz blok kullanmaya karar verdiğimiz zaman öncelikle Ponz blok'un internet sitesinde yer alan tanıtım ve uygulama filmlerini izledik. Burada malzemeyi uygularken nelere ihtiyaç duyacağımızı, ne şekilde ve ne teknikle çalışmamız gerektiği konusunda bir ön fikir sahibi olduk. Arkasından Ponz blok firmasının satış ve tanıtımını yapan elemanlar bizi şantiyemizde ziyaret ettiler. Malzemelerin örümün sırasında kullanmamız gereken bir takım aparatları ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda bizleri aydınlattılar. Ve ilk sevkiyat aşamasında bu malzemeler de bizim şantiyemize geldi. Biz bunları kullanarak çok daha sağlıklı ve kaliteli duvarlar örmeye başladık. Her türlü desteği aldık. Ölçüsel özellikleri sebebiyle duvarcı arkadaşlarımız çok çok rahat ettiler. Hem günlük ördükleri duvar miktarı çok arttı, hem de inanılmaz bir kolaylıkla, rahatlıkla 8 tane malzemeyi bir araya getirip 1 metrekare duvar oluşturmaya başladılar. Bu hem bizim için çok büyük bir avantaj. Duvar örme süremizi kısalttık. Hem onlar için çok büyük bir avantaj. Günlük ördükleri duvar miktarlarını ciddi anlamda arttırmış oldular. Yapı itibariyle çok kolay sıva kabul eden bir malzeme. Özellikle dış cephede ve iç cephede çok mükemmel sonuçlar aldık. Kara sıva kullandığımız zaman da alternatif duvar örgü malzemelerinde kara sıva uygulaması yaparken çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Sürekli çatlamalar ve problemler yaşıyorsunuz. Ama Ponz blok yapı itibariyle kesinlikle böyle değil. Çok rahatlıkla sıvayı kabul eden ve rigidleşen bir malzeme. Sorunsuz uygulamalar yapabiliyorsunuz bununla. Malzemeyle beraber bizlere sunduğunuz gerek mekanik gerek motorlu kanallaşma araçları tesisatçı arkadaşlarının çok çok işlerini kolaylaştırdı. Daha önce uğraştıkları çekişle, kırma vesaire işler yerine artık çok kısa bir süre içinde kanallarını çok düzgün olarak açmaya başladılar. Ponz blok, geleceğin duvar çözümü. Doğal olarak.